Kazakistan'da da ikinci dalga var. Tokayev başkanlığında düzenlenen toplantıda ikinci dalgaya hazırlıklar da değerlendirildi. Şimdi TRT muhabiri güzel e, Nur Sultan'dan bizlere bu gelişmeleri, ayrıntıları, açıklamaları aktaracak ve paylaşacak. Dinleyelim seni. Evet sizin de belirttiğiniz gibi Kazakistan koronavirüsün ikinci dalgasına hazırlanıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemal Tokayev başkanlığında bir toplantı düzenlendi. İşte bu toplantıda salgının ikinci dalgası ve hazırlıklar değerlendirildi. Toplantıda bir konuşma yapan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cemal Tokayev ülkede bir günde yapılan test sayısının arttırılması gerektiğini ifade etti ve bunun yanı sıra test ücretinin düşürülmesi gerektiğini de vurgu yaptı. Ee, Kazakistan'da bir günde ortalama yaklaşık 18 bin civarında test yapılmakta. Ancak e, Tokayev e, ülkedeki laboratuvarların e, bir günde 40 bin ile 60 bin arasında test yapma kapasitesinin olduğuna e, dikkat çekti diyelim. Öte yandan e, bölgelerde oluşturulan ilaç stoklarının arttırılması gerektiğini vurguladı Tokayev. Eczane ve hastanelerin hazırlık çalışmalarının hızlandırılması gerektiğine vurgu yaptı. E, Tokaev, pandeminin ikinci e, dalgasında asıl yükün yine sağlık çalışanlara düşeceğini belirterek onlara sağlanan e, maddi desteğin e, devam edeceğini belirtti. Bu toplantıda tabii komşu e, ülkelerdeki koronavirüs durumu da değerlendirildi. E, bu konuda ele alındı. E, Kazakistan Cumhurbaşkanı komşu ülkelerdeki koronavirüs durumun kötüye gittiğine dikkat çekerek hükümete devlet sınır kapılarında kontrolün güçlendirilmesine dair talimat verdi. Öte yandan Kazakistan Sağlık Bakanlığı ülkede son birkaç günde vaka sayılarında artışın yaşandığını belirterek halkı bir kez daha sosyal mesafeyi koruma ve maske takma gibi karantina kurallarına uymalar, u, uymaya çağırdı. E, bu arada Kazakistan'da son 24 saatte e, 92 yeni vaka tespit edildi. E, bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 108.454'e yükselirken, 103.604 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu, 1746 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti virüse yakalanan 12.830 kişi ise sağlık çalışanı olduğunu ifade edelim Özbekistan ve Kırgızistan'dan da koronavirüs rakamlarını aktaralım Özbekistan'da vaka sayısı 59.579'a yükselirken 56.165 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu 491 kişi hayatını kaybetti Kırgızistan'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 1069'a yükseldi toplam görülen vaka sayısı 48.097 olarak kayıtlara geçti diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Evet, Orta Asya'daki durumu da böylelikle Nur Sultan'dan bize güzel Zayitova aktardı sayın seyirciler paylaştı.